İzmir'deki elektrik faciası duruşmasında ikinci gün. Peki neler yaşanıyor? Ekibimizden Sefer Ayçe, yaşanan bu facianın ilk anından bu yana gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin gündemindeki önemli davalardan biri. Kolaylıklar dileyerek detaylar için sözü İzmir'e, Sefer Ayçe'ye bırakalım. Teşekkürler Aktör Uysal. Evet, dünkü davanın devamı diyebiliriz. Dün 13 tutuklu sanık ifadelerini verdi. Çünkü bugün tutuksuz yargılanan sanıklar ifadelerini verecek. Dün tutukluların hepsi ifadeleri alındı. 26 sanık vardı. 7 ev bugün 7 ev hapsi 13 imza şartıyla adli kontrolle serbest kalan ve onu da normal tutuksuz yargılanan kişiler. Bugün onlar ifadelerini verecek. Ve bunların arasında İTSU Genel Müdürleri de var. Aynı zamanda ilk duruşma dediğimiz gibi bugün değil, dünkü duruşmanın devamı şu anda yapılıyor. Ve gün ortasında ise mütalaa verilecek ve tutuklarla adli kontrolle serbest kalanların durumu değerlendirilecek 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Peki şimdi ifadelerde dün tutuklu sanıkların verdiği ifadeler vardı. İfadelerde neler var onlara bir bakalım. İlk olarak söz verilen Gediz Elektrik Teknik Şefi olarak görev yaptığını belirten tutuklu sanık Ahmet Orhan Kaygısız. İddianamedeki suçlamaları bilirkişi raporlarını reddettiğini belirtti. Kaygısız, bana ihbarlar gelmez. Bu ihbarlar sonucunda olay yerinde 9 Ocak'taki çalışmalardan haberim yoktur. Yetki ve sorumluluklar alanım farklı dedi. Yani yetkisinin ve alanında sorumluluğun olmadığını, ihbarların kendisine gelmediğini belirtti. Tutuklu sanık Gediz Elektrik Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ise kabloların döşenmesinde 2015'teki geçici kabul heyetinde olduğunu belirterek 2015 yılında yapıldığı belirtilen kabloların gerektiğinden az derinde olduğu asılsız dedi. Benim dışında birçok uzman da çalışmada yer alıyor. 2015'teki çalışmada sorunsuz çalışıldı. Yani 2015 yılındaki çalışmalar sorunsuz olduğunu belirtti. 9 yıl sorunsuz çalışmaya devam ettiğini belirtti. Sorun dış etkenler. 1 Ocak 2022 tarihinde itibaren arıza onarım müdürü olarak görev yapıyorum. Masa başında çalışıyorum. Sahaya inmem. Sebebim arıza onarım müdürü olmam. Sağda değil masa başında görev yapıyorum dedi. Tutuklu sanıklardan İSU'nun ihalesini alan özel bir firma sahibi Ahmet Kapuş ise sağda yer almadım. Uzman ekip kurdum. Teknik şartnameye göre uygun bir malzeme kullandık. Bilirkişi raporuna göre uygun malzeme kullandığını belirtti. Evet, dediğimiz gibi dünkü duruşmanın bugün ikinci günü diyebiliriz artık. Devamı da diyebiliriz. Ve bugün de tutuksuz sanıklar ifadelerini verecek. Ve mahkeme 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Ve bugün de ara bir mütalaa okunca bir ara bir karar bekleniyor. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.